Merhaba değerli izleyicilerim, bu videoda sizlerle iyi bir niyet mektubu veya yaygın kullanımıyla motivasyon mektubu veya İngilizcesiyle Statement of Purpose veya Letter of Intention nasıl yazılır konusunu ele alacağız. Niyet mektubunda nelere yer verilmeli, nasıl yazılmalı, formatı ne olmalı konularını detaylı bir şekilde ele alacağız. Fakat videonun en başında şunu söyleyeyim, niyet mektubuyla yaptığınız şey esasında kendinizi karşı tarafa pazarlamaktır. Kısacası başvuru yapan yüzlerce, binlerce aday varken neden sizi seçmeleri gerektiği konusunda karşı tarafı ikna ettiğiniz bir mektup, bir yazı, bir kompozisyon diyebiliriz niyet mektubuna. Bugün dünyada hemen hemen her ülkede ve hatta her üniversitede diyebiliriz yüksek lisans ve doktora başvurusu yaparken mutlaka niyet mektubu isterler. Hatta Almanya, Amerika, İngiltere gibi ülkelerde lisans başvurularında bile artık niyet mektubu istemektedirler. Niyet mektubuyla alakalı şöyle düşünebilirsiniz. Üniversite zaten sizin diplomanızdan ve transkriptinizden, sizin akademik geçmişinizle alakalı yeterince bilgi sahibi oluyor. Fakat üniversitenin bilgi sahibi olmadığı konu şu: siz yüksek lisans veya doktora programına başvururken yeterli motivasyona sahip misiniz? Veya sizi motive eden şeyler neler? Siz bu programı yaparken üniversiteye veya programa neler katacaksınız veya bu program size neler katacak, sizi nasıl geliştirecek gibi konulara detaylı bir şekilde değinmelisiniz. Aslında niyet mektubuna ihtiyaç duyulmasının sebebi de bu. Yani üniversite bir şekilde sizin yeterince ciddi olduğunuzdan emin olmak istiyor. Niyet mektubunun formatı, şekli ülkeden ülkeye, üniversiteden üniversiteye bazı değişiklikler gösterse de aslında genel olarak essay şeklinde yazılmalıdır. Yani formatı kompozisyon şeklinde olmalıdır. Madde madde 1, 2, 3, 4 şeklinde sıralamayın veya soru yazıp arkasından cevaplamayın kendinizle alakalı. Yani madde madde veya soru cevap şeklinde değil de giriş, gelişme ve sonuç paragrafları şeklinde yazın niyet mektubunuzu. Niyet mektubunu yazarken her ne kadar kendi özgeçmişinizi de anlatmanız gerekse de sakın ilkokuldan, ortaokuldan, liseden başlayıp kendinizle alakalı çok detaylı bilgiler vermeyin. Sadece lise eğitiminiz esnasında ulusal veya uluslararası çapta başarılarınız varsa, mesela TÜBİTAK'ın değişik projelerinde yer aldıysanız, uluslararası olimpiyatlara katıldıysanız, bu gibi başarılarınız varsa bunlardan bahsedebilirsiniz. Ama bu gibi başarılarınız yoksa direkt üniversiteden başlayarak, yani lisans eğitimi esnasındaki durumunuzu anlatarak başlayın. Diğer türlü kesinlikle karşı taraf için yazdığınız şeyler sıkıcı olacaktır. Yazarken kesinlikle şunu da unutmayın. Sizin gibi yüzlerce, belki binlerce adayın niyet mektubunu okuyarak karar veriyorlar. O nedenle çok gereksiz detayları kesinlikle anlatmayın. Az önce uluslararası çapta başarı derken sadece akademik başarıları kastetmiyorum. Yani mesela bir şehir takımında ya da ülke takımında, milli takımda yer almışsınızdır. Basketbolcusunuzdur, ne bileyim futbolcusunuzdur. Bu tip özellikleriniz varsa mutlaka yazın. Çünkü özellikle Amerika'da, İngiltere'de bu çok önemli. Hatta bu tip başarıları olan öğrencilere özellikle Amerikan üniversiteleri ciddi anlamda burs da veriyorlar. Çünkü siz üniversiteye kabul edildiğiniz takdirde üniversitede de aynı sportif başarıları göstereceğinizi düşünürler ve hatta size burs verirler. O yüzden bunlardan bahsedebilirsiniz. Üniversitedeki başarılarınızdan bahsedin derken şunu kastetmiyorum. Diyelim ki 5 dersten A aldınız. Bunları yazmayın. Zaten bunlar sizin transkriptinizde detaylı bir şekilde yazıyor. Sizin bahsetmeniz gereken şey şu. Mesela diyelim ki Türkiye'de lisans eğitiminde genetik okudunuz ve Almanya'da yine genetik mühendisliği alanında yüksek lisansa veya doktoraya başvuruyorsunuz. Genetik bölümde lisans yaparken ne gibi faaliyetlere katıldınız? Yani hangi hocaların ne gibi projelerinde yer aldınız? Ne gibi laboratuvar tecrübeleriniz var? Bunları mutlaka yazın. Diğer türlü akademik başarılarınız zaten transkripte var. Ayrıca yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Özellikle Amerikan üniversitelerinde teaching experience olayı çok önemli. Yani sizi üniversite teacher assistant şeklinde de almak isteyebilir. Geçmişteki öğretim tecrübelerinize bakarlar. Teaching experience'leriniz varsa bunu da bahsedeyim çünkü sizi teacher assistant pozisyonuyla da alıp size burs verebilirler Amerikan üniversiteleri özellikle. Niyet mektubunda neler olmalı, neler olmamalı konusunu ele almadan önce bir dakika şu konuyu da ele alalım. Bir kere niyet mektubunun kesinlikle şöyle olmalı, böyle olmalı şeklinde bir formatı yok. Niyet mektubu size özgün olmalı ve sizin başvurunuza endeksli olarak, sizin başvurunuza odaklı olarak yazılmalı. Diyelim ki siz MBA gibi profesyonel odaklı programlara başvuracaksınız. Böyle bir durumda siz lisans yaparken ki edindiğiniz iş tecrübelerinden de bahsedebilirsiniz. Yani bu tip şeyleri ön plana çıkartabilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi niyet mektubunun çok katı kuralları yok, fakat genel itibariyle cevaplamanız gereken, yani yazarken hep bilinç altında cevaplamanız gereken bazı sorular var. Mesela bu sorulardan birincisi, neden yüksek lisans veya doktora yapmak istiyorsunuz? Böyle bir soruyu cevaplarken kesinlikle şunu yazmayın: İşte yüksek lisans veya doktora yaparsam iş bulma imkanım daha çok artar veya daha güzel, daha çok maaş alabileceğim işler bulma şansım artar gibi şeyleri kesinlikle yazmayın. Akademik camiada hocaların en sevmediği şey budur. Bunun yerine yüksek lisans yapmanın veya doktora yapmanın sizin niteliklerinizi nasıl geliştireceği veya siz o üniversiteye, o programa nasıl katkı sağlayacağınıza ya da o akademik dünyaya nasıl bir katkı sağlayacağınıza yer verin. Diğer türlü dediğim gibi hani iş imkanlarından bahsetmeyin. Fakat kariyer hedeflerinizden bahsedebilirsiniz ve bu programın sizin aslında kariyer hedeflerinizi ne kadar desteklediğinden, kariyerinize nasıl yardımcı olacağından bahsedebilirsiniz. Ama söylediğim gibi iş olanaklarından, imkanlarından asla bahsetmeyin. İkincisi, neden bu ülkeyi tercih ettiniz? Diyelim ki İngiltere'de yüksek lisans veya doktora yapmak istiyorsunuz. Böyle bir soruyu cevaplarken o ülkenin coğrafi özelliklerinden asla bahsetmeyin. Mesela diyelim ki İngiltere'de yüksek lisans veya doktora programına başvuruyorsunuz. Niyet mektubunuzda asla "İngiltere'ye daha önce geldim. Coğrafi olarak çok güzel, Londra'yı çok beğendim, Leicester City böyle, Liverpool şöyle." Kesinlikle bu tip şeylerden bahsetmeyin. Bunun yerine o ülkenin akademik açıdan size sağlayacağı imkanlardan bahsetmeye çalışın. Ve o ülkenin sizin akademik kariyeriniz açısından en önemli, en güzel, en iyi ülke olduğundan bahsedin. Mesela diyelim ki az önceki örnekteki gibi İngiltere'de yüksek lisans veya doktoraya başvuracaksınız. Mesela İngiltere'nin dünya ekonomisi üzerindeki rolünden bahsedebilirsiniz. Veya o programı sunan üniversitenin dünya sıralamasındaki yerinden bahsedebilirsiniz. Veya o programla alakalı detaylı bilgiye sahipseniz bir iki akademisyenini ön plana çıkaracak şeyler söyleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde eğer yüksek lisans programına gidiyorsanız yüksek lisans programının size katacaklarından, doktora programı için gidiyorsanız doktora programının size katacaklarından bahsedebilirsiniz. Cevaplamanız gereken sorulardan bir tanesi de neden bu üniversiteyi ya da neden bu programı tercih ettiğiniz. Burada da yine aynı şekilde bu üniversite, bu program benim girebileceğim en kolay program gibi şeyleri asla yazmıyoruz. Üniversitenin prestijinden, akademik kadrodan, program içeriklerinden bahsederek güzel bir cevap hazırlayabilirsiniz. Başvuru yapacağınız üniversiteyi ve programı çok güzel bir şekilde inceleyin ve o programda nasıl bir doku uyumunuz var ondan bahsedin. Başka bir soru da mesleki ve akademik geçmişinizin bu yüksek lisans veya doktora sırasında size nasıl bir katkı sağlayacağından bahsedin. Lisansüstü eğitim almak istediğiniz programla ilgili daha önce yapmış olduğunuz çalışmalar varsa, yani lisans eğitimi alırken katıldığınız programlar, projeler varsa onlara mutlaka değinin. Yine başvurduğunuz programla alakalı iş deneyimleriniz, tecrübeleriniz varsa bunlardan mutlaka bahsedin. Yüksek lisans, doktora yaparken çalışmak istediğiniz tez konuları, spesifik alanlar varsa onları da yazın. Gideceğiniz, başvuru yaptığınız üniversitenin programında sizin ilginizi çeken şeyler nelerdir onları da yazın. Yine aynı şekilde yüksek lisansı veya doktorayı bitirdikten sonraki planlarınızdan da bahsedin. Ve böylece bu yapacağınız programın sizin kariyerinize ne kadar katkı sağlayacağınıza da değinin. Genel olarak cevaplamanız gereken sorular bunlar. Dediğim gibi bunları bir kompozisyon şeklinde, giriş, gelişme ve sonuç şeklinde yazın. Giriş bölümünüz özellikle çok dikkat çekici olsun. Kesinlikle detaylı bilgi yazmayın, hikaye anlatmayın. Başvuru komitesi sizin niyet mektubunuza odaklanırken hep şu sorular üzerinden odaklanıyor: siz bu alanda yeterince motivasyon sahibi misiniz? Yeterliliğiniz var mı? Ve akademik çabalarınız nelerdir, nasıldır? Onlara odaklanırlar. Ne yazarsanız yazın, kesinlikle pozitif bir üslupla yazın. Yani bazen nasıl yazdığınız, gerçekten ne yazdığınızdan daha önemli. How you say is more important than what you say. Bu arada ne söylerseniz söyleyin, bunu mutlaka örneklemeye çalışın. Ayrıca off topic olacak şeyler kesinlikle yapmayın. Yani niyet mektubunuzda kesinlikle bir konuya odaklanın ve o konunun dışına çıkmayın. Dürüst olun, yanlış bilgi vermeyin. Yanlış bilginin size hiçbir faydası yok, bundan emin olabilirsiniz. Videomuzun sonuna doğru yaklaşırken niyet mektubunda yazmamanız gereken, kaçınmanız gereken hususlar nelerdir? Biraz da onlardan bahsedelim. Birincisi, niyet mektubunuz kesinlikle özgün olmalı, size ait olmalı. Sağdan soldan copy paste yapıp yazmayın. Yine niyet mektubu yazarken değişik alıntılar yapabilirsiniz. Alıntı yaparsanız mutlaka Yaptığınız alıntının kaynağını gösterin. Espri yapıp komik olmaya çalışmayın. Bunun ciddi bir akademik yazı olduğunu unutmayın. Ayrıca kendinizi ön plana çıkaracak şeyler yazın ama zayıf noktalarınız varsa, onlara da değinmek istiyorsanız ancak şu şekilde değinin. İşte benim şöyle bir açığım var, şöyle bir eksikliğim var. Başvurmak istediğiniz program neyse sizin yüksek lisans veya doktora programınıza katıldığım zaman bu açığımı da kapatacağımı düşünüyorum gibi. Ancak öyle eksik yönlerinize değinin. Diğer türlü eksik yönlerinizi kesinlikle ön plana çıkarmayın, vurgu yapmayın. Olumlu yönlerinizden bahsederken de kesinlikle mütevazi olun, kendinizi abartmayın. Sonuçta siz bir öğrencisiniz, karşınızdaki insan profesör. Konu dışında off topic olacak özentisiz şeylerden kaçının. Hikaye anlatmayın kesinlikle. Bir de şunu söyleyeyim, eğer birden fazla niyet mektubu yazıyorsanız kesinlikle her okula aynı niyet mektubunu göndermeyin. Çünkü o okulun programını, akademik kadrosunu biraz inceleyin. O okulu ön plana çıkaracak şeyler yazın. İşte sizin üniversitenizde, şu laboratuvarınızda şöyle çalışmalar yapabilirim. Ya da işte hocaların uzmanlık alanları neyse o uzmanlık alanlarıyla alakalı ilginiz olduğunu söyleyen ifadeler kullanabilirsiniz. Yani her yere, her okula, her programa aynı mektubu göndermeyin kesinlikle. Kısa yazdıysanız çok görünsün diye büyük fontlarda, uzun yazdıysanız az görünsün diye küçük fontlarda yazmayın. Az önce kesinlikle hikaye yazmayın dedim ama şöyle bir şey varsa yazabilirsiniz. Diyelim ki siz yüksek lisans programına başvuruyorsunuz. Başınızdan bir olay geçmiştir ve o olay sizi yüksek lisansı yapmaya motive etmiştir. Böyle bir şey varsa kısa ve öz bir şekilde yazabilirsiniz. Ve bu ciddi bir mektup olduğu için imla kurallarına dikkat edin, hata yapmamaya çalışın. Mümkünse bir arkadaşınıza da okuyup kontrol ettirin, check ettirin, double check ettirin. Yani bunların size faydası olacaktır. Ayrıca eğer İngilizce yazıyorsanız ve eğer İngilizceniz zayıfsa kendiniz güzel bir şekilde Türkçe yazıp bir tercüme bürosuna tercüme ettirmenizi ya da iyi İngilizce bilen bir arkadaşınıza tercüme ettirmenizi tavsiye ederim. Çok zayıf bir İngilizce ile niyet mektubu kesinlikle yazmayın. Son olarak niyet mektubunun uzunluğundan da bahsedip videomuzu sonlandıralım. Niyet mektubunun uzunluğuyla alakalı birçok üniversite bir üst sınır koyabiliyor. Mesela en fazla 500 kelime ya da en fazla 1000 kelime diyebiliyor. Ama genel olarak üniversiteler bu konuda çok katı davranmıyorlar. Bu size kalmış ama 500 kelimeyi mümkün olduğu kadar geçmemeye çalışın. Veya biraz uzun yazmanız gerekiyorsa asla 1000 kelimeye geçmeyin. 1,5 satır aralığında yapın. Şunu unutmayın, o niyet mektubunu okuyan komite sizinki gibi yüzlerce, binlerce mektup okuyor. Haliyle kimse çok sıkıcı, detayların yer aldığı, uzun hikayelerin anlatıldığı bir şey okumak istemez. Yani ne anlatıyorsanız anlatın, kısa ve öz olsun. Videomun başında da söylediğim gibi niyet mektubunun amacı kendinizi karşı tarafa pazarlamak, başka bir şey değil. O yüzden karşı tarafın gözünde kendinizi ön plana çıkaracak şeyler yazın. Evet değerli izleyicilerim, bu videomda bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olursanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler, diğer videolarda görüşmek üzere.